ilave Oktay Kaynak hocama vereceğim. Oktay Kaynak hocam evrim bilimci bir insan. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde okudu. İnsan evrimi alanında bir tezi var. Bu tezle ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler sunmaktadır. Daha önce Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknoloji Dergisi, şimdi de Herkese Bilim Teknoloji Dergisi yazarıdır. İnsan evrimi ve Göbekli Tepe ile ilgili yazıları vardır. Ayrıca Bir Gün Gazetesi bilim sayfasında da yazıları yayınlanmaktadır. Boston Stonehill Kolej'de YRC konferansları, İngiliz Kraliyet Akademisi Royal Society, Moskova Devlet Üniversitesi, İngiltere Loughborough Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bildiri sunduğu ve konferanslar verdiği yerlerdendir. Ayrıca 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde de zaman zaman insan evrimi üzerine lektüre vermiştir. Oktay Hocam, sesinizi açın. Benim eksik kaldığım yanları kendinizi tanıtmak amacıyla tamamlarsanız memnun olurum. Buyurun, söz sizde. Evet. Sesim geliyor umarım. Geliyor. Geliyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım verimli bir gece geçiririz. Benim bu akşam bu toplantıda olmamın ana sebebi, yani özel bir şeye özgün, kirara özgün gibi algıladım ve öyle varım burada. Yani kirar benim konuşma merkezim olacak. Ana şeyim kirar olacak. Yani çok da ihtiyaç duydum kirar konusunda konuşmayı. Yıllardır konuşmadım. Konuşmadığım için de herkes konuştu. İlgili ilgisiz herkes konuştu. O nedenle bir aydınlansın bu mesele gibi bir gerek. Bir de özellikle bu 50. yıl, Kızıldere'nin 50. yılından dolayı sosyal medyada bir yığın, yani aklı eren, ermeyen, ilişkili, ilişkisiz, amacının da samimi olup olmadığı belli olmayan yazılar var. O nedenle teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ben rica ederim hocam. Buyurun. Ben politik tarafını Mustafa biraz özetledi. Selahattin de anlattı. Gerekirse de ayrı bir konu zaten o. O ayrıca tartışılır. Biz 68'liler neyin ürünüdür? Her kuşak çağının ikliminin ürünüdür. Biz o dönem dünyanın, genelde dünyanın ana tayin edici faktör dünyanın koşulları ve dünyanın siyasal ve sosyal iklimidir. Özellikle de Türkiye'nin siyasal ve sosyal ikliminin mahsulleriyiz biz, ürünleriyiz biz. Sosyal itici, motive edici ya da bazı konularda yeni şeyler söyleyen, önderlik edenleri ülkenin siyasal ve sosyal iklimi üretir arkadaşlar. Biz de öyle üretildik. Yani bunun daha ayrıntılarına, detayına girilebilir, nasıldır, nedir diye. Şöyle söyleyeyim. Ben İTÜ'de öğrenciydim. Daha çok da o zaman henüz cephe ve kaşko adı hiç yok. Ama Selahattin bilir, zekiler vardı. Bunlar cephe sempatizanı gibi düşünülebilir. Onlarla beraber biz Hilton'a bomba attık bir kere. Ondan sonra da gazetelere telefon ettik. Dedik ki bu bombayı THKPC attı. Ve Türkiye'de ilk defa Hürriyet ve Milliyet gazetesinde THKPC ismi yayınlandı. Sonra bu ara tabii biz bir şeyler yapıyoruz. İTÜ'de biraz bilinir oldum. Araba konusunda da biraz şeyimdir. O nedenle de daha çok bilinir oldum.
Bir gün Deniz'le Cihan beni şey dinlerken, Mustafa'nın söz ettiği o gümüş suyundaki, gümüş suyu değil, taş kışlanın yanındaki Enver'in şeyinde, yerinde dağlar dağları dinlerken buldular. Beni çağırdılar ikisi. Gel ya bir şeyler sohbet edelim filan. Bana dediler ki biz bir şey daha açmadan konuyu, biz işte başka şeyler yapmak istiyoruz. Ben biliyordum zaten meseleyi. Yani herkes itü şeydir. Kısacası söyleyeyim. Bizden olur musun? Ben de hemen olurum dedim. Ya öyle deme dediler. Bir düşün. Yani hayatın, okulun, anan, baban, her şey feda edilecek. Ya tamam, senin aynı yolda ben de varım. Neyse. Dediler ki 15 gün sonra veya bir hafta sonra Cihan gelecek. Seninle yeniden bir sohbet edecek. Sen bir şöyle bir muhasebe yap. Ondan sonra olsun bu iş. Böyle hemen pataküte olmasın. Ben de oldu oldu dedim. Boş ver. Tamam, ben sizden beraberim. Neyse. Neden hemen öyle dedim? Çünkü onun öncesinde biz o bir yürüyüşte Taksim'den şeye doğru geliyorduk. Gümüş suyuna doğru. Tam orada o yürüyüşün önünü kestiler. O 6. filo meselesini anlatıyorum. Yani ben öğrenci birliğini, Harunları biraz pasif buluyordum zaten. O nedenle de o yürüyüşte, o 6. filoya giden yolda Harun dedi ki arkadaşlar yurda gidiyoruz. Biz yani dönüyoruz buradan, gümüş suyuna giriyoruz ve yurda gidiyoruz. Bir de Osmanlar ve o FKF'li arkadaşlar da şeyin önünü Fahri Aral, Osman Saffet, bir iki kişi daha vardı herhalde, şimdi hatırlamıyorum. Kitlenin önünü de kestiler. Yani İTÜ'ye girin, aşağı gidilmesin, yani şeye gidilmesin istediler. Şeyin de başında da ortasında da Deniz böyle şey gibi duruyor. Kitlenin önünde. Arkadaşlar aşağı gidiyoruz dedi. Biz o önümüzdeki üç kişi zaten Fahri'yi Mahri'yi ittik. Fahri de sonra bize katılmış, ben bilmiyorum. Yani sonra anlatılarından duydum. Biz gittik aşağıya. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben nasıl söyleyeyim? Siyasal teorik olarak ben hazırdım bu işe. Yani şey düşünüyordum. Zor oyunu bozar diye düşünüyordum. Bir şeyler yapılabilir diye düşünüyordum. Türkiye'de sınıf çelişkileri çok güçlü diye düşünüyordum. Türkiye'nin siyasal ateşi yüksek diye düşünüyordum. Nitekim öyleydi. Yani kıvılcım adam gibi doğru atılırsa yangın çıkar diye düşünüyordum ve Denizler'le beraber oldum. Neyse geldik biz şeye. Girdik, içeri düştük. Gittik Maltepe'ye. Pardon. Şimdi bundan sonra duyacaklarınız firarın gerçeğidir arkadaşlar. Firarın gerçeğidir. Çünkü çok şey duyuyorum. Acayip üzülüyorum. Kendimden de şüphe ediyorum. Ya ben hayal mi görüyorum acaba diyorum ya. Bende bir şey mi var? Maltepe'ye geldik. Tabii nasıl oluyor, ne oluyor? İşte biraz böyle yerleşiyorsun, biraz böyle alışıyorsun ortama, şuna buna. Ya bu şey var ya, bu firar meselesi. Nasıl aklına gelmez diye de ben soruyorum mesela. Ya kimin aklına geldi diye soruyorum. Herkesin aklına gelir firar ya. Gelmez mi? Yani kuzum adam hapishaneye girip yat dediler, yatıyorum ben. Öyle bir şey yok ki. Yatılmaz hapishanede gönüllü zaten. Nitekim öyle de oluyor. Dünyada da böyle çalışıyor bu mekanizma. Ama kimi insanla? Halim Selim ne diyeceksin? Adamın tabiatı, natürü öyle. Yani verilene kabul ediyor. Zaten itirazsız. Neyse biz girdik oraya. Ben şeyi gördüm arkadaşlar. Bakınız. Firar'ın bir önemli bir gerçeğini söyleyeyim. İTÜ'de öğrenciyken Köroğlu Boğazı'nda karayollarında staj yaptım ben. Staj yaparken o şantiyenin mutfağının tezgahı betondan dökülmeydi. Biraz böyle kaba granüllü mermer kırıkları olan bir harçla üretilmiş, yapılmış, kalıplanmış bir
mutfak tezgahı vardı. Bir gün mutfakçı oraya bir tuz ruhu döküyor. Biz de iki tane öğrenciyiz. Ondan sonra tuz ruhu döküyor. Çantaya çekti. Uyandım, bir seslere uyandık böyle. Ya ne oluyor, ne oluyor? Gittik çantaya çekti şeyi, fırçalıyor aşçıyı. Ulan bu olur mu bu? Ne olmuş ya? Ya tuz ruhu dökmüş. Ne olmuş, döksün. Tuz ruhu mutfağın tezgahını delmiş. Eritmiş. Ne bir misalet ettik. Allah Allah ya, tuz ruhu mutfağın tezgahını niye eritiyor? Betondan yapıldığı için. Tuz ruhu sonundan tabii pratikte de orada cezaevinde de kullanırken de bu benim aklımdaydı. Bunu kullanmaya başlayınca da şunu gördüm. Gerçekten de eritiyor. Tuz ruhunu klasik, mozaik beton kaplamalarının üstüne dökünüz veya gro beton da olabilir. Üstüne dökün, sabah görün ne oluyor. Sünger kalıyor, böyle sünger gibi oluyor. Böyle gözenekli bir hale geliyor. Ondan sonra onun üstüne iki tane çekiş vurdun mu da şey... Yani kitleyi oyuyorsunuz. Neyse, bunu böyle kafamda geliş şey diyordu, şekillenip duruyordu. Cihan'la paylaştım. Dedi ki, yahu nasıl olur? Olur mu? Ya vallahi olur mu? Ben de şimdi olur demem, diyemem. Çünkü bir delik vereceksin. Delikten gideceksin. Gidebilecek misin? Nasıl olacak? Ne yapacağız? Şimdi biraz da bunun çok ayrıntısına girmeyeceğim, o taraflarını. Çünkü başka bir şeyler vurgulamak istiyorum. Yani vurgulamak istediğim şey başka bir şey. Ondan sonra Cihan dedi ki bana, ya Oktay olur mu bu iş? Ya Cihan olur. Peki enselenirsek? Enselenmişiz zaten, daha neyle enseleneceğiz? Ondan sonra yapalım mı yapalım? Ben de dedim ki Cihan bak, biz o deliği delip o şeyi götürdükçe hem bizim inancımız artacak, hem de yanımızdaki adamların inancı artacak. Nereden olması lazım? Cezaevi binasının dış duvarına en yakın olan koğuştan olması lazım. Öyle de ideal bir koğuş var ki orada gerçekten. O tünelin kazıldığı yer. Gerçekten sanki, şimdi bunu söylersem bir de şey derler. Aa, bunu zaten daha önce binayı yaparken düşünmüşler. Gelsin buradan birileri firar etsin, onları dışarıda öldürelim. İçeride öldüremedik. Yani biraz neyse. Ondan sonra konuştuk. O, pardon. Siz devam sonra, edin hocam, siz devam edin. Tamam. Konuştuk. O odayı, odada başka birisi vardı. Onu aldık. Fazla uzatmak istemiyorum. Onu oradan dışarı çıkardık. Biz oraya yerleştik. İki tane ranza koyduk. Ben, Tayfur Cinemre, Ömer Ayna, Cihan Attekin. Ondan sonra bir ara Yavuz Yıldırım Türk de vardı. Yavuz Yıldırım Türk daha sonra o durmadı, orada gitti. Yani buradan olmaz bu iş dedi. Zaten tünele de girmedi. Tünele de inanmadı. Bize de açık açık dedi ki siz eğer tünelden giderseniz ben de pencereden uçar giderim dedi. Ondan sonra şeyi Aydın Engin'e tuz ruhu lazım ya. Şöyle bir şey düşündüm. 20 yaşındaydım. İyi düşünmüşüm diye bunları paylaşıyorum sizlerle. Ve de yaptığımı söylüyorum. Niye Aydın Engin'den istedim? Niye bizim koğuşun şeyinden, hani o liste yazanlar var ya, ne diyorlar ona? Bir şey diyorlar. O tedarikçi mi neyse, ondan istemedim. Cezaevinin dikkati bizim koğuşumuza çekilmesin diye o gazeteciler koğuşu, onlar daha cezaevi tarafından daha Halim Selim, daha zararsız mahkum diye kabul ediliyorlar. Biz tehlikeli mahkumlar sınıfındayız, kategorisindeyiz. Onlar tehlikesiz mahkum kategorisinde. Çok da güzel yapılmış bu işler. Yani o 22 yaşında, 20 yaşındaki düşünülmüş çok güzel bir şey yapmışız. Ondan istedim şeyi, tuz ruhunu. O da yanlış getirdi. Ne diyeyim? Sonsuzluğa yolculuğu huzur içinde olsun. Çok sevdim ben o herifi. Aydın Engin'i. Benim kişisel şeyim böyledir. Görgüm ve şeyim, gözlemim ve şeyim. Aydın Engin'le ilgili. Ondan sonra bir de çekiş lazım. Çekici de Osman Saffet'ten, başka bir koğuştan. Gene bir zararsızlar koğuşundan istedim. İlgi bizim koğuşumuza çekilmesin. İdare bizim koğuşumuzu yani göze batmayalım diye. Çekici o getirdi.
nasettiyse, sapı ayrı geldi, kendisi ayrı geldi. Ondan sonra geliştik biz bu işi yapmaya. Yaptık arkadaşlar. Gittik yavaş yavaş. Şey de müsait. Yani şimdi bu her yerde yazıldı, çizildi. Fazla şeye gerek yok. O da tünelin olduğu delik, o da çok garip bir şekilde müsait bu işe. Bir tuvalet eskiden çaycı olarak kullanılmış. Yani kolu dağılmasın, uzamasın diye şey oralarını özetlemek istiyorum. Kazdık gittik. Gittikçe insanlar inandı. Sonra biz yorulduk biraz. Sonra böyle baktık ki ya bu iş olacak demeye başladım diyor. Ben de olacak demeye başladım. Zaten arkadaşlar bir firar olduğu zaman %100 olur. Oluncaya kadar her zaman 50-50 50-50'dir o. Yani bir firar öyle hemen şey gibi sanki bir inşaat yapıyormuşsun gibi bir iş değil ki bu. Firar bu. Yani tüneli de kazmış olabilirsin, gene firar edemeyebilirsin. Tam son anda yakalanırsın veya çıkamazsın. Yani bir sürü faktör olabilir senin o işin %100 garanti yani olmamasını neden olan. O nedenle %100 olabilmesi için deneyeceksin, gireceksin, çıkıp gideceksin, onun adı %100 firar olacak. Aynen de öyle oldu sonuçta. Neyse yaptık biz. Yaparken bizim şöyle bir hale geldik biz. Cihan'la arkadaş biz mahirsiz bu çünkü artık hakikaten firar olacak gibi olmaya başladık. Biz de ya bu iş olacak gibi düşünmeye başladık. Ve biz gidebiliriz artık diye düşünmeye başladık. Daha delmeden ama ucunun şeyini çıkmadan o havaya küçük delik açılmadan. Dedik ki mahir olmadan biz bu tünelden gidersek biz çok yanlış bir şey yapmış oluruz. Olmaz yani. Olmaz. Devrimciliğimize halel gelir. Gerçekten de öyle olur. Ondan sonra konuştuk. Hadi Cihan biz buradan gidiyoruz. Sen de bu ara git şu cephecilerle konuş. Şey yapalım. Nahir'i bu tarafa getirsinler. Biz gene buradan kazalım. Cihan oradan şey yaptı. Ziyalarla görüştü. Nezmilerle görüştü. Sonra biz bitirdik. Oradan ucundan çıktık biz. Yani ucu da şurası. Cezaevinin altından gidiyorsun. Cezaevi binasının temelinin altından geçiyorsun. Sondan o temeli de öğrendik. Temel benim üstüme çöktü çünkü. Temel şu demek. Temelde kazılan bir yer var. O yerle bizim tünel arasında aşağı yukarı 20-30-25 santim bir toprak kalmış. O da benim üstüme çöktü. Gidip gelirken. Şunu ne demeye çalışıyorum? İşte gittik, geçtik, kazdık. Sonra da dış duvarı, bahçenin dış duvarının öbür tarafına geçip yukarı doğru çıktık. Bunlardan hepsini ben yapıyorum. Elimle şöyle deliği açtım. Zaten deliği açtığına diye bir hava böyle bir acayip cereyan bir nefeslenme. Çünkü orası biraz şey dardı. Bizim tünelimiz tüp tipi diyorlar ya. Biz onun tüp tipi falan olduğunu bilmiyorum. Biz onu ekonomik tünel diye düşündük. Çünkü toprağın az olması lazım. Toprak çok olursa problem olacak. Koyacak yerimiz yok. Hesaplama imkanımız da yok. O nedenle hesaplama yani aşağı yukarı bir toprak hacmi hesaplıyorsun ama toprak yerinden alındığı zaman şey oluyor. Ne oluyor? Hacmi genişliyor. Ondan sonra yaptık, ettik. Cihan götürdüm Cihan'ı. Gel Cihan sen de şuradan bir seyret. Gece gidip oradan ben oturup böyle şey seyrediyordum. Yıldız o delikten. Aslında cezaevinin penceresinden de aynı yıldız görünüyor ama ben oradan delikten yıldızı seyrediyordum. O yıldız bana bir başka yıldız geliyor. Cezaevinin duvarının dışı resmi. Sonra karar verdik. Gideceğiz diye. Oturduk. Mahir de geldi. Konuştuk cepheci arkadaşlarla. Dedik ki 6 kişi gideceğiz. Mahirlerin firarından, Cihanların firarından 3 gün önce. Mustafa yanlışım varsa beni düzeltirsin. 3 gün önce. Aşağı yukarı 3 gün önce. Biz 6 kişi o 5 kişiye ilaveten ben girdik. En arkada da benim. Biraz da teknik bir adam olduğum düşünüldüğü için yani elim kazmaya da uygun. Sağa sola da uygun.
çıkarken de bir tane şey hallettik. Beton bidon kapağı. Onu koyacağım ben en son. Düzelteceğim üstünü çamurla. Arkadaşlarımın peşinden yürüyeceğim. Girdik. Herkesin eli birbirinin ayağının arka ayağının, pardon, ayaklar arkada oluyor zaten. Maymunlar düşündüğüm için arkaya dedim. Arka ayaklarının bileğinde herkesin eli. İki kere vurduğunuz zaman geri gittiler. Bir kere ayağını vurduğun zaman bekle. Yani durduğun, yani hadi gidiyoruz dediği zaman da üç kere vurduğu zaman yürü, sürün, gel demek. Öyle bir şeydi. Yani şimdi karıştırabilirim ama birdenbire iki kere vurdu. Ya geriye. Bastık geri çıktı. Şunu da anlatayım. 6.30'dan sonra cezaevinin bir şey alınmış, istihbarat alınmış. Cezaevinden firar olacak diye. O nedenle cezaevi o güne kadar olmayan bir uygulama yaptılar. Cezaevini askeri devriyelere, Renault'la getiriyorlardı, Renault'larla. 15 kişi mi, 20 kişi mi bilmiyorum. Cezaevinin etrafında 6.30'dan itibaren sabaha kadar devriye geziyordu. Hava aydınlanıncaya kadar. Fakat bu bir askeri komut olduğu için daha sonra şey oldu. Hava erken kararmaya başladı. Öyle olur ya kışın. 6'da gibi kararmaya başladı. Biz tabii bunun hesabını yapıyoruz. Dedik ki biz gideriz arkadaşlar. 6'da çıkarsak biz buradan gideriz. 6'yı çünkü 6 gibi 6'ya çeyrek kala gibi karanlık oluyor. Ama 6 en iyi karanlık zamanı. 6.30'da da devriye geliyor. O arada bir yarım saat 45 dakikalık bir zamanımız var. O arada gitmemiz lazım. Neyse biz girdik. Çıkamadık. Geri çıktık. Cihan'dan çıktığında hani delik vardı diye sitem etti bana. Hani tünel vardı dedi. Ya Allah Allah ben de şaşırdım ama yani tünel hayır arkadaş buradan çıkmaz oldu. Herkesin fikri öyle oldu birdenbire. Ben de bir ara inandım onların hepsine. Allah Allah demek ki tünelin ucu kapalı. Ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Cihan yarım saat daha yarım metre daha ileriye doğru kazıp yukarı çıkması gerekirken Cihan direkt yukarı kazıyor ve o dış duvarın temeline rast geliyor. Bina duvarının, bina bahçe şey, hapishane bahçe duvarının beton temeli. Elleri kanamıştı böyle gördüm. Tırnakları. Yani hiç aklımızda yok. Tamam da dibindeymişiz böyle. Yani altındaymışız böyle. Onu bilemezsiniz, kestiremezsiniz. Çünkü o tüneli, o dış duvarın temelinin ne derinliği olduğunu biz bilmiyoruz. Biz şeyimizin de o zaman takvimetremiz olacak ki ben onu ölçerim. Biz yerin altında kaç metre aşağıdayız diye. Onu bilmiyoruz ki. Aslında biraz da yanılmışız. Olasılıklar da bizden yana çalışmış. Biz aslında birazcık böyle yukarı gittiğimiz için karanlığa o Döbekçi Kulübesi'nin aydınlatma ışığının duldasında kalmışız. O çıkış noktası. O da hayatın bize bir olasılıkların bizden yana çalışma hikayesi. Neyse. Fakat arkadaşlar ben o gün o firar olmayınca birdenbire koğuş boşaldı. Benim koğuş. Bunu da bana Mustafa Lütfi hatırlattı. Ben bunların hepsini unutmuştum. Ben orada kalmışım. Kaldım zaten. Niye kaldım biliyor musunuz? Çünkü delik benim yatağımın altında. Orası herhangi birisi ulan ben burada kalayım deyip heveslenirler. Çünkü özel koğuş gibi biraz güzel rahat bir yer. 4 kişilik güzel bir yer. Birisi gelir deliği bulur. Firar etmeye kalkar. Oranın yatanı benim. Orada ben sayım veriyorum. O nedenle ben yakalanmayayım, başıma bir iş gelmesin, bu tünel yakalandığı zaman iş benden sorulur diye oradan gitmedim. Artı bir daha bir şey var. Giderken biz tünele girdiğimizde bize cepheci arkadaşlar tarafından adresler ve telefonlar verilmişti. Ben de demiştim ki arkadaşlar ben bunları ezberliyorum. Ben bu kağıdı üstümde taşımayacağım. Siz de taşımayın mümkünse. Böyle bir konuşma olmuştu aramızda. Ben ezberlemiştim. Bir de ben bundan da çekiniyorum. Diyorum ki şimdi beni bir konuştururlarsa sen niye kazdın? Nereye gidecektin? Kimdi irtibatın? Cephenin şeyini çökertiriz. Örgütünü. Yani bende bir sürü telefon var. Sonundan gerçekten aynı yere gitmiş arkadaşlar ikinci firar olduğu zaman. Yani Florya'daki bilmem avukatın evi, bilmem şeydeki o şeydeki çeşme, itinin altındaki, gümüşsüğündeki çeşmenin orada
buluşma meselesi. Hepsini benim kafamda vardı. Çünkü beraber tünele girdik, gideceğiz biz diye. Ben bir sürü bilgi var bende. Ben o bilgilerin de korkusuyla acaba beni alırlar, benden şüphelenirlerse diye odayı terk etmedim arkadaşlar. Sonra ya dedim ki ya buradan niye gidilmiyor bu ya? Bu nasıl çıkılmıyor? Ben girdim. Bir de yukarıya doğru böyle bina temelinin bu sefer hemen bitişinden yukarıya doğru kazdım. Bunu hiç kimse anlamıyor. Bunu bir tek başıma ben yaptım. Onun için o krokilerde geldi, krokilerde çıkıyor da bu neymiş diye merak ediyorlar. Havalandırma baca mı yapmışlar diye. Ben dedim ki oradan gidemiyorsak bari buradan gideriz belki diye. Yukarı doğru kaldırımın altına girdim. O kaldırımın altından da bahçede gezen şeylerin ayaklarını seyrediyordum. Ayaklarını. Kaldırım yapmışlar şeye, binanın hemen duvarının dibine kaldırım. Kaldırımın altındaki toprak çökmüş. Aşağı yukarı 4-5 santim bir mesafe var. Ben orada volta atan çocukların, arkadaşlarımızın şeyini seyrediyordum. Yani 2 gün, 3 günlük bir mesafe şey var zaten, zaman aralığı. Sonra bir gece Mahir geldi bana. Saat 2 gibi. Dedi ki, uyandırdı beni. Uyur Mahir, söyle. Dedi ki ya ben gideceğim Oktay'da. Dedim ki Mahir. Şimdi Mahir çünkü gizli geliyor. Çünkü arkadaşları bırakmazlar. Yani gece oradan firar mümkün değil. Çünkü arabanın reoların ışıkları bile yanıyor sabaha kadar. Ondan sonra ya nasıl yapalım? Ben gideceğim dedi. Dedim ki ben de senden geleyim. Olmaz gelme dedi. Ya gelirim dedi. Yoksa gitme. Gider arkadaşlarına söylerim. Kıramadım. Hadi girelim gidelim. Ben biliyorum gidileceğini. O da anlayacak. Neyse. Sağ olsun ama. Mahir'in aklı sayesinde o tünelden çıkabiliriz diye öğrendik. Hep beraber. Girdik. Önde benim ama. Çünkü tünelin de şeyi benim hakikaten. Yani çavuşu benim. Yani şeyi benim. Kılavuzu benim neredeyse. Girdik. Ben önden gittim. Ben bir de böyle bir bardak alıyorduk. Kulağımızla koyuyorduk tünelin tam çıkış duvarına. Askerin ayak sesini sayıyorsun. Tıh 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 böyle geliyor. Sönümleniyor gidiyor. Bir daha geliyor. Girdik. Bak Mahir dinle gör. Ses geliyor. Yani nefesimizi anlayacaklar nerede. Bir de küçük delik var. O delik de tehlikeli. Sesimiz gidebilir. Bizden şey gidebilir. Sıcak bir hava gidebilir. Askerin şeyine. Neyse. İkna oldum Mahir. Çıkılmaz. Yani işte adam burada da adamın sesi geliyor. Adam sohbet ediyor. Adam köyünü anlatıyor. Adam bilmem ne anlatıyor. Karısını özlemiş onu anlatıyor asker. Her şeyini duyuyoruz biz orada. Ondan sonra geldik geriye. Oturduk. Benim merak ettiğim şeyler vardı. Onun da merak ettiği şeyler var. Yani Erlon meselesini böyle hafif yollu bir şey desin. Yani merak ediyordum gerçekten. Konuşalım istedim. Başver Oktay dedi. Gerilla sözünü tutmazsa gerilla olamaz dedi. Neyse. Sohbet ettik. Çok güzel sohbet ettik. Çok. Yani şimdi size şunu söyleyeyim. Eğer o tür adamlar Türkiye'nin siyasi arenasında olaydı, 5. sınıf adamlar bu ülkeyi yönetemezdi. O şeyin üstüne çıkamazlardı, o ızgaranın üstüne. Elenemezlerdi oraya gelecek kadar. Ondan sonra ikinci gün gene geldi. Dedi ki ben gideceğim önce. Sen girdin dün. Ben ya niye dedim yani sen ben şunu anladım. Mahir benim onu engellediğimi düşünmüş diye düşündüm. Tamam gel. Ben de gittim ama beraber. Bardağı da götürdüm. Dinlesin diye. Bu sefer de o dinledi. Ayak seslerini. Gördü. İkna oldu. Hakkından gidilmez. Yani gidilebilir. Eğer öldürteceksen kendini çık oradan öldürsündür. Son çare o biraz. Yani baktın ki gidilmiyor. Gidilmezse yapılabilir bir şey. Bu kadar yani yapılabilir bir şey. İnsan onun celladının kemendini boynuna asacağına orada vurulmak belki daha tercih sebebi olabilir. Her neyse. Ondan sonra gene geldik. İkna oldu. Ama şunu gördü. Ve ben diyorum ki o gün gitti dedi ki Cihan sen yanılmışsın bu tünelden çıkılır. Çünkü benim
Bütün teknik şeyi aldı benden. Yarım metre ileri gidilmesi lazım. Yukarıya doğru taşı, betonu kazıyorsun. Beton kazılmaz tabii. Neyle kazacağım beton elinden? Gidilmesi lazım. Tabii bana bunları soruyor hepsi. Niye oldu? Ne oldu da Cihan çıkamadı o gün? Niye çıkamadık biz diye. Ben de anlatıyorum işte. Bundan çıkamadık ya. Ben de zaten onun sayesinde girince ben de gerçekten kapalı zannettim. Mahir gelinceye kadar ben de tünelin ucuna gidip ne oldu diye bakmadım ya. Gençlik demek ki. Ya niye çıkılmadı bu tünelden? Demedim. Çıkılmıyor demek ki. Hakikaten beton var diye böyle bir ikna olduk. Ben işte buradan kazalım. Buradan kazayım. Belki oradan gideriz diye. Öyle bir kendi kafamdan bir şeyler yaptım. Sonrası bakın arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Firardan sonra 3 tane ayrı ekip geldi ve orayı kazdı. Gerçekten tünel mi var? Yoksa birileri bize bunları kapıdan götürdü, bize numara mı yapıyor diye birbirlerine inanmadılar. 3 tane ayrı ekip. İşte biz onu şöyle yorumlamıştık. Birisi Milli İstihbarat, birisi Askeri İstihbarat, birisi de CIA diye. 3 tane ayrı ekip. Müthiş bir şey gerçekten. Yani şeyin kartondan, ne denir, kağıttan kaplandığının şeyi. Yani güven olmadığını. Egemenlerin birbirine inancı da yok, güvenci de yok. Ondan sonra demek ki Mahir gitti, dedi ki Cihan gel bu tünelden çıkılır kardeşim. Ondan sonra da şey bizim naitler maitler yakalanmıştı. Bizim çıkacak yerimiz yoktu. Gidecek evimiz yoktu. Cephecilere dedik ki işte onlar da dediler ki biz iki kişiden fazla saklayamayız. Neyse arkadaşlar bu şöyledir. Bir devrimci nasıl söyleyeyim ya? Bağlaşıklık oluştu. Oluştu gerçekten. Ve Kızılderede de kendini gösterdi. Sonuçlandı. Yani oraya dek gitti. Ne diyeceğim? Bir şey diyecektim. Unuttum. Hocam neyse. İstersen zaman sorunumuz da var. Toparlayacaksınız. Toparlayayım. Daha sonra tekrar söz verebilirim size. Bir saniye. Neyse. Arkadaşlar şeyi özü şudur. Biz Türkiye devrimcileri yani şöyle bir şey de yok zaten. Yani ben devrimciyim benden başkası hikaye. Kimsenin böyle bir şey deme hem yetkisi yok hem de böyle bir şey denemez zaten. Bu reel olarak da bilimsel olarak da böyle bir şey doğru değil. Biz bir şeyler yaptık. İtiraz ettik. Demokratik taleplerimiz vardı. Sosyal taleplerimiz vardı. Ekonomik taleplerimiz vardı. Eşitlik istiyorduk. Hak istiyorduk. Güzelleşsin diye dünya, 20'li yaşlarında güzelleşsin diye dünya ellerindeki tek varlığı yaşam denen o mucizevi yolculuğu verdiler ve gittiler. Güzel çocuklardı şu 68'liler. Teşekkür ederim. Şimdilik yeter bu kadar. Çok teşekkür ederim Doktor Hocam. Çok tarihsel bilgileri bize sundunuz. Şimdi tabii firar olayı gerçekleşti. Mahirler şu veya bu yollarla, bir takım yollarla Ankara'ya ulaştılar. Sanırım Ankara'da da bir yaşantı var, bir dönem var. Selahattin Hocam bu konuda devreye girecek misin? Ankara Kızıldere arasındaki ilişkiler bağında. Sesini açarsan memnun olurum. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi konuşma. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın buna ihtiyacı var. Pandemi sırasında pandemi şunu söyledi bize. Pandemiye çözüm arıyorsanız topyekün bir çözüm lazım. Yöresel çözümler çözüm değildir. Nitekim yaşadı da insanlık bunu. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.
Bu doğanın, yer kürenin bize duyulmaz mesajıydı. Aynı mekanizma sosyal ve siyasal platformda da çalışıyor. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Dünyada sınırların etkisi kalktı arkadaşlar. Şuradan bir şeye düğmeye basıyorsunuz. Amerika'daki adamla ya hoca şu konuda senin görüşün neydi diye böyle aynen şu anda yaptığımız gibi görüşüyorsunuz. Sınırların eski mekanik fiziksel sınırlar yok artık devletler arasında. Diller birbirine karışıyor. Dünya tek şeye doğru gidiyor. Ve dünya bizi hem siyasal şeyi söylüyorum. Yani şey de çok güzel örnek oldu pandemi. Ya hep beraber ya hiçbiriniz. Kurtuluş yok tek başına. Ülkemizde de öyle. Arkadaşlar, siyaset ittifaklar sürecidir. İttifaklar labirentidir. Siyasetin ana malzemesi de popülasyonlardır. İnsansız siyaset yapılmaz. Birlikte olmak zorundayız. Birlikte olmazsak hiçbir şey yapamayız. Önce benzerliklerimizin üstüne yoğunlaşacağız. Bir gün gelecek, biz güçleneceğiz. Ayrılıklarımız öne çıkacak. Ayrılıklarımızın üstüne yoğunlaşacağız. Ama önce benzerliklerimizin üstüne yoğunlaşmamız lazım. Şu arada şunu da söylemem gerekiyor. Ben firardan sonra, hani firar etti, kaçamadım ya, Cihan'la da bir şeyim oldu ya, cepheci arkadaşlara da sitemim oldu ya, beni burada bıraktılar, bıraktırıyorlar, onlardan dolayı ben burada kalıyorum diye. Ondan sonra ben Cihan'a dedim ki, bak Cihan, ben burada kalırsam örgütten ayrılırım. Ya Cihan, olmaz Oktay filan dediyse de, daha sonra olaylar gelişti, biz Niğde'ye gittik. Ben Niğde'de Deniz'de idam edilirken o mektubunda kardeşine, küçük kardeşine daha doğrusu, bilim adamı olsun. Vasiyeti de, o bir vasiyet gerçekten. Vasiyeti de beni bir şekilde cesaretlendirdi. Önümü de açtı bir şekilde. Ben daha çok bilime yöneldim. Yani bilimle uğraşmaya, bilimsel konularla haşır neşir olmaya, okumaya başladım. Ama şunu da biliyorum ki devrimciler de bilimciler de ışık üreticileridir. Bilim insan aklının ışığıdır. İnsan aklı belirli sorulara yanıt bulamadığı zaman rahatsız olduğu için onun yerine hurafeleri ikame ediyor. Eğer insan aklındaki sorulara bilimsel yanıtlar veremezseniz, siz o insanın aklına ulaşamazsanız ve onu bilimin ışığıyla aydınlatamazsanız, o insan hurafelerin karanlığına gömülüyor. Bilim yapmak devrimciliktir. İçim rahat rahat çok söylüyorum ben bunu. Yaptığım işte de zaten insan evrimi üstüne şimdiye dek söylenmemiş şeyler söylüyorum. Dünyada beni dinliyor. Dünyada beni, bana hayır diyen yoktur. Ama bana evet evet de diyen yoktur. Çünkü bilim akademisyenler bilim adamı değildir hepsi. Bilim adamı başka bir şeydir. Akademisyenler maaşlı memurlar. Onlar resmi görüşler dışında bir şey söyleyemiyorlar. Yani çok adamla tanıştım. Yani antropoloji dünyasının tepelerini gördüm. Tepedeki adamlarla tartıştım, sohbet ettim, konuştum. O nedenle böyle rahatça bunları söylüyorum. Yani bilim yapmak da, yani ben böyle tatmin oluyorum, onu demek istiyorum. Ama ben devrimciliğimden, devrimcilik ne? Benim hayattan beklentilerimden ibaret devrimcilik. Eşitlik olsun. Barış içinde yaşayalım. Demokratik bir ülke olsun. Demokratik bir dünya olsun. Demokrasi olsun. İnsanlar istediklerini söyleyebilsinler. İnsanların çocukları adam gibi okusun. İnsanların hastaları, çocukları hastaneye beleş gitsin. İnsanlar çocuğumu nereye götüreceğim endişesi yaşamasın. Yarın ne yiyeceğim endişesi yaşanmasın bu dünyada. Sadece Türkiye'de özgü değil. Bütün dünya için. Kürenin yarısı güney yarım küre, kuzey yarım küreye yürüyor arkadaşlar. Karnını doyuramıyor artık. Latin Amerika, Amerika'ya yürüyor. Afrika, Asya, Avrupa'ya yürüyor. Kuzeye yürüyor. Yani bir dünya gerçekten çözemeyeceği bir problemle karşı karşıya. Dünyayı
biraz da aynen belki biraz da şöyledir. Şöyle diyelim. Yani Marx'ın o öngörüsü sosyalist toplum, komünist topluma doğru evrilecek, evrilmek zorunda kendi dinamikleriyle diye bir öngörüsü var ya, o için için çalışıyor aslında. O zorluyor. Bunu devrimciler bunu görecek, bunu tespit edecek. Bu doğrultuda da dünya devrimcileri de el ele verecek. Değiştireceğiz dünyayı. Çaresi yok. Yoksa birileri sefa sürecek, birileri cefa çekecek. Birisi üretecek, ürettiğine yabancılaşacak. Yaptığı ayakkabıyı giyemeyecek, pişirdiği ekmeği yiyemeyecek. Adamlar dünyası, dünya. Kötü bir şey bu böyle. Ha bir de şunu söyleyeyim. Suflörlük yapıyor hatunlar. Yani normaldir böyle. Yaşlandık biraz. Unutuyoruz. Bir şeyde bir belediyenin bir anıt açılışında beni çağırdılar konuş diye. Gittim. Herkes tabii resmi kişiler söylüyor. Ben de dedim ki arkadaşlar deniz sevdası nereden çıktı böyle? Mahir sevdası nereden çıktı böyle sizlerde? Ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz siz? Gene bir mahir mi çıksın? Gene bir deniz mi çıksın? İçinizdeki denizleri çıkarın, çıkın, arkanıza da bakmadan arkamdan gelen var mı yok mu diye yürüyün. Bu işin çözümü de budur. Yani bir çözüm üretilmelidir. İnsanlığın meselesi çok büyük, çok kötü, dünya çok kötü ve bir de insan, şimdi ben antropolojiyle uğraştığım için insanın bir de içindeki hayvanla uğraşıyorum. Hayvanın da farkındayım. İnsanın içindeki hayvan var ya, o giydirilmiş, maskelenmiş, üstüne işte ideoloji konmuş, elbise konmuş, bilmem özgürlük, demokrasi filan. Dünyanın katilleri özgürlük, demokrasi ve barış lafını ağızlarından eksik etmiyorlar katiller. Amerikan başkanı konuşmaya başladığı zaman demokrasi, özgürlük ve barıştan bahsediyor. Hemen onu söylüyor. Onların dışında da demokrat yok, şey yok, özgürlük yani demokrat yok, aydın yok. Demokrasiyi de onlar temsil ediyor. Bilmem neyi de onlar temsil ediyor. Demek istiyorum ki bizim ömrümüzün sonuna doğru yürüyoruz biz zaten. Bizden veya herkesten artık bir çözüm üretilmek zorundadır dünyanın sorunlarına. Paylaşımda en azından bir gevşetilmek şeyi vardır. Kimse aç kalmamalı artık. Olmuyor böyle. Gitmiyor böyle. 2100 yılını dünyada görebilecek dahi yok şu anda. Dünya 2100 yıla girecek mi girmeyecek mi kimse evet girecek diyemiyor. Çünkü karanlık. Doğayı yedi o insanın içindeki hayvan var ya. İnsanın içindeki ham hayvan doğayı tırmaladı. Doğayı tüketti. Doğaya düşmanca davranıyor. Doğayı tükettiğin zaman sen oksijenle çalıştığın için sen de istop edeceksin. Oksijeni tüketiyoruz. Yani çok faktörlü, çok dinamikli, çok parametreli bir dünyayı, küreyi bozma faaliyeti var dünyada. Karbon emisyonundan ne derseniz her tarafıyla. Düzeltilmesi lazım. Bir şekilde bunun bütün dünya insanı, çünkü bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Dünyanın her tarafıyla haberleşebiliyorsunuz. Dünyanın her tarafında neler olduğunu hemen görebiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Bilgiye ulaşılabiliyor. Yani insan aklının aydınlatılabilme olasılığı en yüksek düzeyde şu andaki günlerimizde. Bugünlerde insanlar gerçeği yakalayıp, olan biteni anlayıp, doğru davranıp, kendi hakkını, hukukunu aramazsa gerçekten de karanlığa süratle gidiyoruz, kürede gidiyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Bizler teşekkür ederiz.